Evet, merhaba herkese. Selamlar, yeni bir haftadayız. Yine bir videomuz olacak. Biliyorum bu hafta Perşembe günü önemli bir gün. Merkezin faiz toplantısı var. Orayı izleyeceğiz, bekleyeceğiz. Beklentiler var önceden. Fiyata çok ciddi yansımalar oldu. Bankacılık endeksi geçen hafta %20 yükseldi. Hisse bazında baktığınız zaman ise %30 yükselen banka hisseleri var. O yüzden bugün bir miktar realizasyonlar var orada. Yani bu biraz da normal aslında. Yani bu kadar sert bir yükselişten sonra böyle bir realizasyon olması da tahmin edilebilir. Toplantı öncesinde biraz daha temkinli bir duruş olabileceğini tahmin ediyorduk. Bugünden itibaren bunlar işte ufak ufak artık yansımaya başladı. Merkez Bankası ile ilgili yorum ben yapmayacağım bu videoda. Çünkü bu hafta bununla ilgili pek çok videomuz var zaten ve de daha da olacak. O yüzden ben biraz daha farklı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Değer yaratan şirketler bu videomuzun ismi. Neden değer yaratan? Yani ne demektir değer yaratan? Siz bir şirket sahibisiniz ve bir yatırım yapmışsınız şirketinize. Ne istersiniz? Bu ülkedeki enflasyonun üzerinde bir getiri elde ederseniz tabii ki bir yerde bir değer yaratan bir firmanız vardır. Hatta ve hatta mevduat faizinin de eğer üzerinde bir getiri elde ediyorsanız bu da sizin için değer yaratan bir şirkettir. Yani şimdi mevduat faizi %15 iken ben şirketime yatırdığım öz sermayenin %10'u kadar kar ediyorsam, yani öz sermaye karlılığım %10'sa o zaman bu yatırımı yapmamın da bir alemi yok, değil mi? Bu şirketi de yani çalıştırmamın alemi yok. Kapıları kapatırım, şalteri indiririm, o parayı gidip bankaya yatırırım. Yani %15'imi alırım oradan, o daha iyi. En azından işte yorulmam, bu kadar şeyle de yani uğraşmam. Ama eğer %15 gibi mevduat faizi varsa ve sizin öz sermaye karlılığınız bundan çok daha yüksekse, işte o zaman o şirket yatırım yapmaya değer bir firmadır. O firma değer yaratan bir şirkettir. Her yıl reel olarak çok ciddi getiriler elde ediyordur. Budur, bizim ölçümüz budur. Yani öz sermaye karlılığıyla da bu ölçülebilir. FAVÖK marjıyla da ölçülebilir. Yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar marjınız eğer %20'nin üstünde, 30'lardaysa falan ve faizler de %14-15 ise, o zaman sizin için bu çok daha anlamlı bir şirkettir. Yani budur. Ama eğer çok daha düşükse, o zaman o şirkete de yatırım yapmanızın da çok fazla da bir anlamı da yoktur. Yani bunu size şunun için söylüyorum. Bu videoda biraz daha size bir fikir vermek amacıyla söylüyorum. Mesela bir firma ile ilgileniyorsunuz. Size tavsiyem öz sermaye karlılığının, ki öz sermaye şunun için alıyorum. Öz sermaye adı üstünde. Yani bütün varlıklarından, bütün borçları düştükten sonraki kalan kısımdır. Öz sermaye bir öteki ismi de biliyorsunuz defter değeridir. Yani ona da isabet eder. Bu rakamın %20-20'nin üstü gibi bir getiri elde ediyorsanız, işte o zaman o şirket bir şeyler yapıyordur. Yani değer yaratıyordur. Güzel bir yatırım ortamı da olabilir. Bunlara dikkat edin. Mesela BIST 100'de bu son gelen bilançolarda öz sermaye karlılığına göre bir ben de bir bakmak istedim, analiz yapmak istedim ve çok enteresan da sonuçlar var. En çok %61.43 öz sermaye karlılığıyla Ford Otosan var mesela, en yüksek karlılık. Ford Otosan. Tabii ki burada öz sermaye karlılığı biliyorsunuz net kar bölü öz sermayedir, ama aşağıda aldığınız o net kar 9 aylık kar olamaz elbette ki. Bu aşağıda alacağınız kar yıllık kardır. Yani son 4 çeyrek kar toplamıdır. Ya da 2020 yılında tahmin ettiğiniz yıllık kardır. Yani bütün bir 12 aylık karı alacaksınız. Öz sermayeyi de dönem başı ve dönem sonu ortalama öz sermaye olarak alırsanız çok daha doğru bir analiz yapmış olursunuz. İşte buna göre yaptığımız zaman Ford Otosan %61.4 ile en yüksek geliyor. Otokar ikinci sırada %56 ile geliyor. İş menkul değerler %54. Medical Park %53 gibi çok yüksek bir öz sermaye karlılığı var. Yani Medical Park'a yönelik hadi borç
rasyosu çok fazla gündemde oluyor ama şimdi bakıldığında öz sermayenin yarısını zaten kar olarak yansıtmış bir firma. Ak Sigorta var, Doğuş Otomotiv, Deva Holding, Alkim Kimya. Alkim mesela, benim de bununla ilgili bir Alkim Kimya analizi diye bir videom var. %46 orada. ARD Yazılım %46 gibi, onun da bir öz sermaye karlılığı var. BİMAŞ, TOFAŞ, Goodyear, ALGO diye gidiyor. Şunu söyleyeyim size, Koç Holding en az yani %20 o da. Ben burada %20'nin üzerinde olan şirketleri sıralamak istedim ve bakmak istedim. Bu da o. Peki, bu firmalar önemli. Tamamını bir sayayım isterseniz. TOFAŞ %42, Goodyear %36 öz sermaye karlılığı var. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %36, Ege Endüstri %35, Hektaş %34, Birisa %33, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %32.5, İpek Enerji %31, Koza Altın %31, İndex Bilgisayar %31, Aselsan %31 ile geliyor. Logo %27, Türk Telekom %26, Koza Altın %26, Kartonsan %24, Karel %23, Enerjisa %22, Bizim %22, Çemtaş %21, Doğan Holding %21 ve Koç Holding %20 olarak bütün İMKB 100 içerisinde öz sermayesi %20'nin üzerinde olan şirketler bunlar. Güzel bir analizdir. Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız eğer size de büyük bir yarar sağlayacaktır, fayda sağlayacaktır. Peki bu firmaları bulduk da bunların tabii şöyle söyleyeyim yani elin adamı da boş oturmamış. Bu analizi tabii bizim gibi de yapan bir sürü de insan var. Onlar da elbette ki biraz acele etmişler. Mesela Ford Otosan %61 gibi çok yüksek bir öz sermaye karlılığı var. Ama piyasa değeri bölü defter değeri oranı %9 gibi. Zaten şimdiden oldukça yüksek bir seviyenin üzerine yükselmiş halde. Bir alarmım var. Onunla ilgili bir şeyim var. Hemen onu hallediyorum. Fiyata yansıtılmış. Fiyata yansıtılmış olan şeyler var. Mümkündür. Bunlara da dikkat edeceğiz. Mesela Ford Otosan yılbaşından bugüne %86 yükselmiş. Yani hani söylüyorum ya elin adamı da boş boş oturmamış. Yani onlar da yapmışlar bu analizi. Bir bakmışsınız kağıt %86. Otokar ikinci sırada %57 gibi bir öz sermaye karlılığı var. Piyasa değeri böyle defter değeri %6.6 olmuş. Yani 6.6 katına kadar yıkmış. Yılbaşından bugüne %33 yükselmiş. İş menkul değerler piyasa değerinin %2.8 katı üstünde %210 yükselmiş. Medical Park 16 kat üstünde öz sermayenin %19'luk bir yükselişi olmuş. Ve Aksis Sigorta 2.3 kat üstünde %37 olmuş. Şimdi piyasa değeri bölü defter değerine göre bunları büyükten küçüğe sıralıyorum ben. Küçükten büyüğe pardon. Onu yaptığım zaman şöyle enteresan bir şey çıkıyor. Mesela Özak en üste geliyor. Piyasa değerinin 0.53'ünde daha hala yarısında işlem görüyor. Yani buna göre baktığınız zaman öz sermaye karlılığı %32 ama defter fiyatının da yarısında şu anda ucuz gibi duruyor. Yılbaşından bu yana ise %62 yükselmiş ama buna rağmen yani böyle bir hareket var. ALGO geliyor. İki tane gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bakın ilginç %36. 0.65 piyasa değeri böyle defter değeri defter fiyatının altında ve %16 yükselmiş. Mesela bu sanki halen daha makul gibi duruyor. Doğan Holding var 0.81 piyasa değerinin altında yani piyasa değeri böyle defter fiyatının altında 0.61 yılbaşından bugüne %42 yükselmiş. Bu da mesela yine makul olan henüz daha çok ciddi bir şekilde böyle en azından %100 değil yani yükselişi. Böyle bir firma Koç Holding geçen hafta çok iyiydi. Hatta Koç Holding defter fiyatının altındaydı. Şu anda 1.0
9'a geldi. Geçen hafta çok ciddi bir yükseliş yaptı Koç Holding ama ona rağmen yılbaşından bugüne %7 aşağıda eksi bir getirisi var. Yani şu anda sanki en cazibi Koç Holding gibi duruyor. Tabii orada da hani Yapı Kredi Bankası ve TÜPRAŞ'ın getirmiş olduğu bir ağırlık var. Yani ona göre Yapı Kredi ile TÜPRAŞ'ın önü açılırsa orada bir yükseliş başlarsa muhtemelen Koç Holding'de de ciddi yükselişler olacak. Koza A, öz sermaye karlılığı %26, piyasa değeri defter değeri 1.4 ve %17 yılbaşından bugüne gelen bir piyasa şeyi var, performans. Koza altında yılbaşından bugüne %1.5'luk bir düşüş var. Hatta yani çok olumsuz bir şey. Bunların da sanıyorum işte ortaklık sorunundan ötürü hisselerde biraz baskısı da olmuş olabilir. Yani şöyle bir baktığım zaman mesela Karel %22 öz sermaye karlılığı, 2.28 piyasa değeri bölü defter değeri var ve %15 yılbaşından bugüne sadece %15 getiri kazanmış. Telekom %26'lık bir öz sermaye karlılığı var. 2.53 piyasa değeri bölü defter değeri. Hani yüksek de değil, düşük de değil ama yılbaşından bugüne %6.8 gibi bir şeyi var. Bu liste böyle uzar. Yani Enerjisa mesela %22 öz sermaye karlılığı var. 1.5 piyasa değeri bölü defter değeri makul bir seviyede. Yılbaşından bugüne de %42 gelmiş. Buna göre bir yaklaşımınızın olması mümkün. Sigortalar burada daha bir ön planda. Holdingler daha bir ön planda. Söylediğim gibi GEO var iki tane en üstte. Yani defter fiyatının altında birisi ÖSKG'ye, birisi de ALGEO olarak iki tane GEO şirketleri var. Defter değerlerinin altında ve öz sermaye karlılığı da yüksek olan şirketler. Buradan aynı zamanda şu da yapılabilir. Yani öz sermaye karlılığı çok yüksektir ama tabii yükselmiştir hisse senedi. Zaten çok ucuz da değildir. Bu şirketler bir şekilde takip edilir. Piyasada bir satış baskısı gibi bir şey oluşursa eğer o baskılarda da mesela 50 günlük ortalamalarına doğru bir yaklaşma olduğu zaman da alım için bir fırsat verebilir. Çünkü yani ciddi şekilde öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler hiçbir şekilde yatırımcısını uzun vadede de üzmüyorlar. Bu videoyu size bir hisse senedi önerisi için vermiyorum. Size bir metot önerisi anlamında yapıyorum. Yani öz sermaye karlılığına mutlaka bakın. Rakamın söylediğim gibi bilinen mevduat faizinin üzerinde ama anlamlı bir şekilde yani üzerinde olmasına da bence önem verin. İşte bu şirketler bence değer yaratan şirketlerdir. Değerini arttırırlar ve alıcı bulurlar. İşte izlediğiniz gibi tesadüf değil. Yani öz sermaye karlılığı en yükseklere baktığınız zaman hep böyle %60-80, %100 gibi yılbaşından bugüne getirilerden bahsediyoruz. Mart ve Nisan gibi borsanın çılgınca düştüğü bir süreç yaşamamıza rağmen bu yükselişler oluyor burada. Bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Devam edeceğiz inşallah. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.